Almanya'dan gelen gurbetçi markette alışveriş yaptı. Poşetlerle dışarı çıktığı anda da gündüz vakti kaçırıldı. Zeki Oğuz'dan 20 gündür haber alamayan ailesi hayatından endişe ettiklerini açıkladı. Apar topar arabaya bindirip marketin önünde abimi kaçırıyorlar. Kimseden hiçbir yerden bize bir haber de gelmedi. Eli kolu dolu poşetlerle marketten çıktı. Minibüse bindirilip kaçırıldı. O gün bugündür de hiçbir haber alınamadı. Hiçbir düşmanı da yok ki, hiçbir endişe ettiğimiz biri de yok. Elimiz kolumuzla bağlı şekilde bekliyoruz. Almanya'da yaşayan 57 yaşındaki Zeki Oğuz 17 Mart'ta İstanbul'a gelmişti. Zeki Oğuz İstanbul'a geldikten bir gün sonra Göktürk'teki bu markete geldi. Hemen arkasından bir minibüs marketin önüne yanaştı. Araçtan inen 3 kişi beklemeye başladı. Grup marketten çıkan ilk müşterinin etrafını sardı. Marketten ilk önce yanlış kişi alıyorlar. Yanlış kişi aldınız diye işaret ediyor. Özür dileyip onu bıraktılar. Asıl hedefi beklemeye başladılar. Zeki Oğuz marketten çıkınca etrafını maskeli kişiler sardı. Zeki Oğuz ne olduğunu anlamadan zorla minibüse bindirdiler ve buradan onu kaçırdılar. İlk fidye aklımıza geldi. Onun için bu kadar zaman bekledik. Belki bir fidye isteyen olabilir diyerek. Ama arayan soran olmadı. Ailenin endişesi katlandı. Karakola gittik, polise gittim, savcılığa gittik. Tekrar yeni dilekçe yazdırdık. Aradan tam 20 gün geçti. Yahya Oğuz abisini bulmak için gitmediği adres çalmadı. Kapı kalmadı ama hala ondan bir iz bulamadı. Artık hayatını endişe ediyoruz. Nerede bu adam? Bir an önce bu olayın çözülmesini istiyoruz.